yorum bekliyormuş. Niye yapmıyorsun Yeliz? Yapacağım ama hadi sıra yap. Gelmedi. Hadi geldi. Fikret Beyciğim olmamış. Salça mı yiyorum, patlıcan mı yiyorum, tuzlu. Yani inanılmaz derece ekşisi, tuzlusu, salçası iç içe girmiş. Beğenmedi yani. Evet, turşusu yani. Gerçekten maşallah ağzınıza giren ilk cümleyi kuruyorsunuz. Nerede ekşi ya da tuz? Tuzun yani tesisi yok yani. Yani sosunuzun bir ekşiliği var. Peynirdeki tuz olduğu için peynir karışımıyla dolayı kullanmıyorum. Gayet de güzel baktığınız zaman. Bakın, yani siz bunu beğenmiyorsunuz. Domatesi, salçası, çorbayı beğenmiyorsunuz, peyniri. Onu beğenmiyorsunuz, bunu beğenmiyorsunuz. Siz nereden geliyorsunuz efendim? Nasıl nereden geliyorum? İzmir'den yani geliyorum. Önlerinize ne yiyorsunuz? Tamam, pardon? Boyoz yiyorsunuz, her gün boyoz mu yiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz yani? Ne kadar lezzetli şeyler yiyorsunuz? Gidip burada benim ara başlangıcımı boyoz kulağını yani. Geçti. Nereden ya, boyoza bağlı? İzmirli diye sürekli çiğdem yani. Çitli boyoz yiyecek, kumru yiyecek hali yok yani. Ben anlamıyorum yani. Bunda nasıl bir kup bulabiliyorsunuz ki? Ara sıcak gayet de güzel bir ara sıcak yani. Bu da bakın hep yani patlıcan gayet pişmemiş. Güzel size acısını göre güzel. Bana göre değil. Olmamış. Acısını mı almamışım yani? Bakın, acısını mı almamış? Ben patlıcanı alamadım. Salçanızın, patlıcanı sosunuz. Alamadınız yani. Nasıl anlıyorsun patlıcanı ya? Yani patlıcanın, yani. Yusuf zaten her şeyi kötü demiyor. Patlıcanın olsun. Tadını evet. Alamadım. Peynirli salçalı peynir mi yiyorum? Sos yani ekşiliği var yani lezzet diye bir şey ben tadamadım, göremedim. Peki. Sema? Yeliz Hanım'a ben de katılıyorum. Aynı yorumu yapacaktım. Salça mı, domates mi, ekşi bir şey. Zaten ben dediğim gibi... bir zaten yemekten soğudum. Zor bir süreçten bugün bitsin diye dua ediyorum yani. Efendim de öyle oturun bence sofraya. Evet, niye? Düşünüyorum. Bu babacanın etkisindesiniz çünkü. Evet, hala öyleyim. Yani Bologna vereyim mi? Bu tabağı alacağım. Al canım tabii ve ki. Ve ben iki çeşit yapmıştım. Siz tek çeşit yapmayı önermiştiniz. Açık Bologna'dan dolanmıştınız ama başarısınız. İsterseniz yeter gelsiniz yanımdan. Uzat. Beğenmedin. Beğenmedim maalesef. Hemen yapayım Zuhal Hanım. Fikret Bey, domates sosunuzu kendiniz mi yaptınız acaba, hazır mı aldınız? Yani hazır aldım. İyi ki de yani. Ne oluyor elden ele? Kim dedi Ahmet'e uzatın diye? Hoş yani hoş. Niye kendiniz yapmıyorsunuz? Ben saplandırdım. Vereyim gel. Yani nasıl saplandırdım mevcut yani? Zuhal Hanım, ben de alabilirim. Yemeğin çok teşekkür ederim. Altı şeker koydum kendi o şey tadını. Altı şeker koymuşsun ama şeker asit dengesini hiç dengelememiş. Sizin ağzını yaktı yani. Hiç dengelememiş. Ağzını yaktı. Domatesin asidi. Domatesin asidi ağzını yaktı. Keşke kendiniz yapsaydınız. Patlıcan acısı biraz o bence. Bir de sosu nasıl kurutmayı becerdiniz? Evet. Sosu bu şekilde bilerek yaptım. Nasıl bilerek? Kurutma şeyi mi tuttunuz? Vazifatörü mü tuttunuz? Bu domates sosunu bir şekilde bilerek bu şekilde yap. Çünkü daha çok tadını alıyor. Anlıyor musunuz? Bilerek yani nasıl bir şeyi kuruttun? Çektirdiğiniz zaman, tavadaki bir yemeğinizi çektirdiğiniz zaman, sosunuzu çektirdiğiniz bahçede zaman... Bahçede mi bekledi? Özünü daha iyi alırsınız yani. Yani bu da herhalde füzyon ama Fikret'le meşlenmiş galiba patlıcan sarma. Beğenmedin. Beğenmedim Zuhal Hanım. Efendim? Zuhal Hanım işte arkadaş efendim? Yani arkadaş. Arkadaş. İlim meclislerinde aradım kıldım talep, ilim geride kaldı, ille edep. Yusuf Bey, siz sadece burada Sema Hanım'ı eleştirerek kurduğunuz kötü cümlelerin yanında yani oturduğunuz zaman masanızda, önünüzde bulunan tabaklara da yaptığınız yorumlarla da kendinizi açıkça belli ettiniz. İlle edep derken Yusuf Bey ne demek bu açılım? Fikret edep, Bey ne demek ille edep arkadaşınıza? Yani, Çin'de bile olsa git diyorum. Bunu demek istiyorum. Evet, ben de buradayım şu an. Daha yolun başındasın diyorum. Evet. Gastronomi öğrencilerinin kavgalarını anlatsın gerçekten. İkinci sınıftasın ya. Daha yolun başındasın. Evet. Sema Hanım'ı eleştiriniz diyorsunuz ama bugün vallahi sizin menü Sema Hanım'kinden daha kötü. Yusuf Bey, benim zaten menüm güzeldi. Yani asıl rezalet olan şey ne biliyor musunuz? Öyle şeyler Yusuf söylemeyin Bey? Lütfen. Yani rezalet olduğu için ben sizi deplase ediyorum şu anda. Sizsiniz. Ben miyim? Evet, varlığınız aynı. Fikret Bey lütfen yapma. Gerçekten lütfen. Bu masadaki varlığınız, düşünceniz. Bir tek siz böyle düşünüyorsunuz şu an, farkındasınız. Yemekleriniz hakkında belki konuşuyorum ben şu an. Belki de başkaları ben şu an yemeğinizin kötü olduğunu söyledim. Düşünüyor ama dillendiremiyor. Tüm arkadaşlarım yemeklerinizin kötü olduğunu söyledi. Daha hiç problem değil yani. Yapmadı. Kötü alışagelmiş tabii. Buradan alıyorsunuz pası, hop buradan göğsünüzü yumuş atıyorsunuz. Biz futbol maçı oynamıyoruz burada Fikret Bey, ne alaka? Sema Hanım'ı biraz daha tenciz tutuyorum. Çünkü kurbağa bacağı dediğimiz için aklı hala kurbağa bacağında. Sanki her şeyi kurbağa bacağının şeyi... Algı çünkü bu anlayalım ama ben buraya önyargıları yıkmaya geldim. Ve bu ara sıcağımı yediğiniz zaman da gayet lezzetli. Lezzetli olmasa ben zaten bitirmezdim. Yusuf beğenmedi. Ne var? Ben beğenmedim Zuhal Hanım. Özellikle sosunu beğenmedim. Bana biraz çiğ geldi. Patlıcan tadını da alamadım. Bu şekilde. Patlıcan tadı alamadım. Yani patlıcan yemek nasıl patlıcan tadını alamadım? Biraz acı geldi bana patlıcan.
Evet. Sostan dolayı mı acaba böyle dolayı, evet. Demek ki yanılmamışım değil mi Zuhal Hanımcığım? Tabii ki yanılmadınız. Aynen. Bakın arkadaşlarımız da ispatladılar olmadığını. Anladın. Vallahi, anlaştığınız için kendi işinizde. Yeliz Hanım'ın arkasını kollamak için bu yorumumu yapmıyorum ben. Yani. Ben size bir saniye efendim. Ne gelirse gelsin beğenmeyecektiniz zaten siz. Niye öyle, bir yoruma yani geçtiniz? Net beğenmeyeceksiniz. Ha niye yani? İzzet olan şeyi ben zaten beğendiğimi dile getiriyorum. Ama benim pişmanlık yaşamama sebebim şu anda tamamıyla ana yemeğim. Ana yemeğimi ben burada televizyonlarda gösterdiğim için hiçbir şekilde pişmanlık göstereceğin yaşamayayım. Göstereceğin için diyelim ve şimdi kurbağa bacağına geçelim. Üç peynirli patlıcan rulo hiç güzel değildi. Patlıcanın acısı vardı. Domates sosu üzerinde bir tuhaf olmuştu. Domates sosunu da hazır almış. Hiçbir anlamı yoktu. Bana iki ürün çıkardım diye laf eden Fikret Bey kendisi bir ürün çıkarmış. Çok az tadımlık gibiydi ve tadı da yoktu. Ya inanın yani gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Yani bu nedir ya? Patlıcan mı yedim? Peynir, tuzlu, salçası, sosu. Hayatında ilk kez yemek yapan biri bile daha lezzetli yapardı bence. Ay Sema Hanım, evet, hala baygınlıklar. Yani alışın artık. Ya Sema Hanım, bu yeni salata alışsın, açık kadın olur. Da ilk kez yiyecek, haklı kara kara düşünüyor. Ben de ilk kez yiyeceğim Zuhal Hanım ama artık duruma alıştırdım kendimi. Nasıl alıştırdınız? Başka yani gelen çekiminizi ya, nasıl alıştırdınız? Evet. Ya bu kumu sandım bunlardan ya, bitse de gitsek yani. Çok normal bir şey, bunu bile beğenmiyorlar yani. Bunu beğenmene daha neyi beğendireceksin ki? Pes yani. Valla görüntüsü güzel ablacığım. Tavuk kanat, bu tavuk parmak tavukla yapıyorlar. Chicken finger gibi falan evet gözüküyor. Hayır yani aynen, yemek seçimlerimizde birbirimizi bu kadar da yer mi yiyelim? Yani ben çok abarttığınızı düşünüyorum açıkçası. Ben düşünmüyorum. Bu kadar yemeğimiz her varken, her şeyde fenalık geçirmeyelim Türkiye'de ya. Türkiye'de güzel lezzetlerimiz varken niye kurbağa bacağı? Onları siz de yaptınız, sizin lezzetlerinizi de gördük hanımefendi. Benim masam çok lezzetliydi, Bebe Yusuf Bey. Evet, sizin kendinize göre lezzet olabilir. Sizin yemeklerinizde lezzet bile yoktu. Yok muydu? Yoktu. Yok, yok ya, o kadar da değildi. Bakın, ben dediğim gibi akşam evet, düşündüm. Evet, etinde bir sertlik vardı. Maalesef, maalesef. Dün söylemedim ama evet, etinde bir sertlik vardı. Bilmiyorum neden kaynaklandı onu, sen istersen ver. Yani sen öyle düşünüyor musun tabii? Yani yok, ben sert olduğunu düşünmüyorum şahsen. Ya, yani benim tabağım belki yumuşak yeri gelmiştir ama benim yediğim ama gerçekten yumuşaktı. Ama hepimiz aynı eleştiriyi yaptık. Ben kesemedim. Keserken yani. Kesinlikle kesemedim. Belki bir steak bıçağı mı getirsen daha kolay olurdu işimiz evet, ama etin yani tadında da bir sıkıntı vardı. Efendim ne var? Yusuf Bey ben bir şey söylemek istiyorum. Söyleyin Hanım. Şimdi ben kendi yemeklerim adına konuşayım. Olanlara olmuş dedim, sonuna kadar savundum. Olmayanlara evet talihsizlik yaşadım dedim. Yusuf Bey neden aynısını yapamıyor çok merak ediyorum. Evet yemeklerim güzeldi ama etim pişmemişti demek bu kadar çünkü zor mu? Çünkü benim yemeklerim güzeldi. Ayrıca siz sadece kötüydü bana vurmayın, Fikret Bey'e de vurun bence. Ben hatta Fikret Bey'e daha çok vuruyorum. Fikret Bey yani ikimize de fark neyse 7 puan verdi. Ben duymuyorum gerçekten. Duymuyor musun? Ya ortada bir tatlı yoktu. Olmayan çiğ süt sizin girdi yani önümüze. Sizin tatlınız var mıydı Bebe Yusuf Bey? Yusuf İncir Bey. İncir yediniz ya hanımefendi. Sizin tatlınız var mıydı? İncir reçeliydi evet. İncir reçeli mi? Yani onu mu çıkarıyorsunuz? İncir reçeliydi evet. Hanımefendi o zaman sizin çok yetenekli olmanız gerekiyor. İncir reçeli değildi. Elbette öyle bir tatlımız var, incir tatlımız. Eyvallah, pratik bir tatlı mı? Doğru. Evet. Doğru. Fakat gel gelelim, öyle ya da böyle hiç olmamış bir tatlıyla mukayese ettiğiniz zaman bu adamın tatlısı olmuştu. İncirin ucunu kesmiş ya, ondan dolayı zor bir tatlı olduğunu düşünüyor herhalde. Ha pratik bulursunuz, ha bunda ne var dersiniz, ne olmuş, hibisküs koymuş da ne uçurmuş mu? Sizin fikriniz tabii ki ama şimdi orada sütlaç yerine süt içtik. Aynen öyle. Pirinçsiz. Evet. Hiçbir şekilde ben ne kıvamı ne formu istedim yani. Tutmamış. Eyvallah. Kendi de ama farkında. Burada size katılmıyorum. Kolay bir tatlıyı da mı olması gerektiği gibi geldi. Hibisküs tadında ben aldım. Evet renginde falan biraz daha görebilirdik. Şimdi burada da Neval'e katılıyorum. Yani sen ısrarla dün maalesef olmamış yemeklerini kabul etmedin. Bir yerde bir şey kabul ettin. Neyi kabul ettin? Kremamın yeterince ekşi olma. Ha, evet, bir de gravy sosum tuzluydu şükürler bir de. Şükürler olsun. Onu tuzlu olduğunu ben de kabul ediyorum. Bir şeyi kabul ettiniz. Etmiş bak. Evet. Gravy sosundaki kabul ediyorum. Tuzu da kabul etmiş. O zaman sözünüzü gelin alın. Geri almıyorum çünkü en azından sizin kadar acımasız eleştiriler yapmadım. Yani. Burada sözler geri alınacaksa akşama kadar burada kalırız Yusuf Bey. Tamamdır Neval Hanımcığım, o zaman akşama kadar burada kalalım. Kıyaslayırız şerisiz. Herkes birbirine yeterince acımasız davrandı. Ben en azından aranızda en dürüstüydüm.